Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli İmamoğlu kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş telefon attığımızda. Ahmet, nedir detaylar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan 2 yıl 7 ay hapis cezası kararı siyasetin gündeminde açıklamalar, değerlendirmeler geliyor. Son açıklama ise MHP lideri Devlet Bahçeli'den, Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında dün vermiş olduğu karar, siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmamış, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklemiş, böylelikle fırsatçılara gün doğmuştur dedi. Malum olduğu üzere ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır vurgusu yaptı ve bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekarlıktır ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır vurgusunu da yaptı. Ve Bahçeli'nin paylaşımları devam ediyor bir yandan da. Her şeyden evvel 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu ile ilgili davanın görüleceği herkesce bilinmektedir. Bu durum şapkadan çıkmış bir tavşan değildir. Mahkeme kararının hitamında senaryosu önceden yazılmış filmin Saraçhane'de gösterime sokulması da kategorik bir operasyondur vurgusu yer alıyor Bahçeli'nin paylaşımında. Ve tüm bu yaşananları CHP Genel Başkanı'na yönelik bir operasyon olarak yorumluyor. Bahçeli nitekim operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına soğuk ve şaşı bakanların Saraçhane tantanasına can havliyle sarılması, İP Başkanı'yla İmamoğlu'nun sevinç içinde kucaklaşmaları, bu şarkı burada bitmeyecek nakaratları tam bir düzenbazlıktır ifadelerini kullanıyor paylaşımında. Yine Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunduğu esnada kural dışı hamlelerle devre dışına alınma çabaları gözden kaçmayan kurnazlık ve kumpastır. Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar Saraçhane'de İmamoğlu ve İP Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır değerlendirmesi yapıyor. Yine Altılı Masa'nın toplanmasına rağmen aday çıkartamadığını hatırlatan Bahçeli, 6+1 formatlı masa artık geri dönülemez, ertelenemez bir karar aşamasına gelmiştir. Dün akşamdan bu yana yargıyı suçlamak, hükümeti töhmet altında bırakmaksa haksızlıktır ve yanlıştır ifadeleriyle tüm bu yaşananları değerlendiriyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.